New York'ta önde gelen müsevi kuruluşlardan Anti-Defamation League, İkinci Dünya Savaşı'nın Türk diplomatlarını müsevileri kurtarmasından dolayı Recep Tayyip Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Abdullah Gül 10 Haziran 2005'te ilgi göstermeye cesaret etme ödülünü vermiştir. Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ödülü Anti-Defamation League Başkanı Abraham Foxman'ın elinden almıştır. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Abdullah Gül, Devlet Bakanı Ali Babacan, Milli Savunma Bakanı Vezdik Gönül'ün de katıldığı törende müsevi düşmanlığının hoşgörülüp mazur gösterilmeyeceğini söyleyerek müsevi düşmanlığı herhangi bir inancı veya halkı küçük görme ve insanlık değerlerine layık görmeme hastalığının tek tezahürü değildir. Soykırım, ırkçılık, geçmişten bugüne kadar devam eden gelen aynı kötülüğün farklı yüzleridir demiştir. Bilderbek hiç ihmal etmediler. AKP hükümeti dünyanın en büyük masonluk örgütlerden biri olan Bilderbek örgütününe sıcak ilişkiler kurmuştur. Her yıl dünyanın bir ülkesinde düzenli olarak yapılan Bilderbek 2006 toplantısı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanı Egemen Bağış ve Devlet Bakanı Ali Babacan katılmıştır. İstanbul'da yapılan Bilderbek toplantısında yine Bakan Babacan bulunmuştur. Başbakan iken Erdoğan, ABD'nin eski İçişler Bakanı Henry Kissinger ve eski Dışişler Bakan Yardımcısı Richard Holbrooke'la bir araya gelmiştir. Henry Kissinger ve Holbrooke görüşme 20 Aralık 2006'da Başbakan Erdoğan'ın kaldığı New York'ta Regis Otel'in sokağında yapılmıştır. Ayrı ayrı yapılan görüşmelerde Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi danışmanı Cüneyt Zapsu da bulunmuştur. Henry Kissinger ve Holbrooke'un Zapsu'nun eşlik etmiştir. Zapsu'nun ayarladığı toplantılarla ilgili sorular cevapsız kalmıştır. Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Kalkınma Partisi, İsrail, Barzani üçgeni. Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti gibi bir partinin Türk milleti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün düşmanlarının iktidara getirilmesinin sebebi açık ve net ortadadır. Asıl amaç Kuzey Irak merkezli, Suriye merkezli, İran merkezli ve Türkiye'nin Güneydoğu merkezli Kürdistan, bağımsız Kürdistan'ın kurulmasıdır. İngilizlerin 100 yıl önce Lozan'da ceplerine koydukları Kürt kartı, Kürt kökenli Türkiye'nin 9. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın darbe operasyonuyla 12 Eylül darbe operasyonuyla iktidara getirilmesinden sonra biliyorsunuz Ekonomi İşler Bakanlığı'na gelmiştir. Ondan önce ise müsteşarlığı yapmıştır tabii. Sonra artık masadaydı. Yetmemiş olacak. Recep Tayyip Erdoğan gibi birisiyle artık devlet kurmuş oluyorlar. Sadece Büyük Kürdistan değil. Sonrasında devam etmekte olan süreç Büyük Ermenistan ve Pontus sürecine hızla entegre olacaktır. Biliyorsunuz, hem Azerbaycan Halk Cumhuriyeti kurulduğu dönemler, hem Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını ikinci defa ilan ettiğinden 2 ay sonra Azerbaycan'ın Xankəndi şehri ve 26 Şubat Xocalı şehri ve 15 Mayıs darbesinden 3 gün sonra Laçın koridoru ve 4 Haziran darbesinden 1 ay sonra Adere şehri Azerbaycan, daha doğrusu Rusya 366. Askeri Birlik tarafından ve Ermenistan'ın silahlı kuvvetleri tarafından işgal edilmiştir. Hala işgal devam ediyor tabii ki. Devam edelim. Terörist başı Öcalan ne demiştir? Kürdistan'ı Türklere kurtaracağım. Recep Tayyip Erdoğan'ın meydanlarda bu millet dedikleri ortada. Adalet Kalkınma Partisi ve Erdoğan ismini devamlı olarak iktidarda tutarak Türk milleti ve vatanına ihanet etmişlerdir. İhanete devam etmektedirler. Bilindiği üzere ABD, Büyük Ortadoğu Projesi kapsamında hem petrol kaynaklarını ele geçirmek hem de İsrail'in güvenliğini garanti altına almak için bölgemizde ciddi savaş geliyor. Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Ortadoğu Projesi'nin eş başkanı olduğu projenin nihai hedefi Güneydoğu bölgemizi içine alan Büyük Kürdistan'ı kurmayı hedeflemiştir. Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev Fransız televizyon, daha doğrusu Türk televizyonuna basın toplantısında orada önemli bir mesaj vermiştir. Fransa'nın amacı, Almanya'nın amacı PKK'nı Karabağ bölgesinde kurmak ve bunu aslında
91 yılında işgalle kurulan tabii ki sahte Arsak Cumhuriyeti sınırı çerçevesinde kurmak ve işgal altında olmuş olan ama kurtardığımız bölgelerde PKK dayanan bir örgütü oluşturmak. Bu oyun da bozuldu. 44 günlük savaş Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin büyük başarısıyla, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'nın başarısı gibi herkese belli oldu. Bazı kesimler, Rusya medyası ve uluslararası medyalar Türkiye Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı ve Türkiye'nin silahlı kuvvetlerinin malzemesiyle yapıldığı söylentiler de var. Ama aslında Azerbaycan'ın, Türkiye'nin Kars bölgesinde savaştan önce yaptığı tabii ki askeri tatbikat sonrasında yapılan bir tecrübe esnasında zaten 92 yılının Haziran'ın 15'inde Ağdere şehri işgalden kurtarılmıştır. 93 yılının Aralık ayında Horadiz operasyonuyla Fizuli ve Adan bölgeleri işgalden kurtarılmıştır. 2016 Nisan ayında Azerbaycan Leletepe Çocuk Mercanlı bölgelerini işgalden kurtarmıştır. Ve Eylül ayının 27'sinden başlanan 2. Karabağ Savaşı yani Demir Yumruk operasyonu büyük zaferin aslında aşamasıdır. Bakın burada zaferde ne var? 10 Kasım kararı, 10 Kasım sözleşmesinde ne var? 5 yıl sürecinde Rusya 91'den 93'e kadar yani bağımsızlığımızın ilanından 2 ay sonra işgal edilen Hankendi, Hocalı ve darbe sonrası Laçın, Adere bölgesi eğer işgal altında kalırsa itirazımız olabilir ve Adan'da yerleşen Türkiye'nin silahlı kuvvetlerinin müdahalesi kaçınılmaz olur ve soğuk savaşın yani iki kutlu dünya sistemine dayanan Varşova Paktı ve tabii ki Doğu bloğu ve Batı bloğuna dayanan NATO-Rusya savaşı kaçınılmaz olur. Türkiye NATO'nun bir temsilcisidir ve Türkiye NATO vasıtasıyla bu savaşa nasıl ki Gürcistan'da Osetya Abhazya bölgesinde Rusya işgal etmiştir. Ukrayna'nın Donbas, Donetsk bölgelerini işgal etmiştir. Moldova'nın Dinestir bölgesini işgal etmiştir. Ve bu şekilde Batı bloğu temsilcisi olan Türkiye Cumhuriyeti muhakkak müdahale etmesi zorunlu olur. Ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanlığı bu diplomatik dehası karşısında hepimiz secde etmiş oluruz. Devam edelim. Recep Tayyip Erdoğan'ın Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanı olduğu projenin nihai hedefi Güneydoğu bölgemizi içine alan Büyük Kürdistan'ı kurmayı hedeflemesidir. Zira daha önce ABD Senatosu'nda dağıtılan broşürler ve Silahlı Kuvvetler Dergisi'nde yayınlanan haritalarda bu gerçek artık saklanamaz duruma gelmiş ve aleni olarak her şey açığa dökülmüştür. Büyük İsrail Projesi'ni anlamak Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanı Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı anlamaya beraberdir, eşittir. Barzani ailesinin Yahudi olduğu son 40 yılda ortaya çıkan bir gerçektir. Yani burada Talabani de var, Barzani de var, tabii ki bu koalisyon hükümet de diyebiliriz. İddialar arasında Emine Erdoğan, yani Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'nın hanımı Emine Erdoğan ve Mesut Barzani akrabalık bağı olduğuna mevcut gelinen durumu teyit eden iddialardır. Hatırlarsanız özellikle PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'a karşı yapılan operasyon sonrasında Ecevit'e karşı turuncu darbeyle yani renkli devrimle Adalet Kalkınma Partisi iktidara geldikten sonra Türkiye Kürt açılımı denilen bir projeye imza atmıştır. Devam edelim. Barzani ve Yahuda